Casablanca'nın oyun sonlarına devam ediyoruz. İlk partide izleyenlerime söylemiştim. Charner'in Casablanca'nın 60 Güzel Oyun Sonu kitabından alıyorum bu partileri. Tabii kendi analizlerimi artı bilgisayar analizlerini de ekleyerek özellikle çocuklarımıza faydalı bir hale getirmeye çalışıyorum. Şimdi burası enteresan. Kitap birkaç hamle sonrasından başlamış. Casablanca burada siyah, beyaz John Stafford ve Casablanca bir piyon fazla. Ancak H-G piyonları duble. Tabii H3 piyonunun beyaz şahı rahatsız ettiğini de görüyoruz. Ve üstelik E3'teki fil de hele de D5 karesi at için ideal bir kare. Kötü fil diyebiliriz ancak F5 sürüşleriyle canlanabilir. Burada D3 karesinin de zayıf olduğunu görüyoruz. Yani birçok kişi at D5 oynar, at D3 oynar. Casablanca ise C5. Yani önce tabii şaşırtıcı bir hamle. Tabii hemen alamıyor ancak Vezir C3. Şimdi Vezir C3 değil de Vezir B2 oynasa bu sefer at D3. Vezir C3'e de Vezir F6 ve D4 piyonunu kazanırdı. Vezir C3 şimdi açarak şah tehdidi var. At D5 tam zamanında. Ve şimdi Vezir C5, Vezir C5, DC5. Yani beyaz piyon feda etti. Siyah özür diliyorum. At E3, F3. Şimdi Casablanca bütün bunları D hattı kendisinde. Tabii hemen kalede bir de oynayamıyor. Açık yani kale oyun sonunda kazanacağını düşünüyor ve açık D dikeyi de tabii ki siyahın en büyük kozu. Tabii beyazın 3'e 2 piyon fazlalığı olduğunda ciddiye almak gerekiyor. Kale D2. Şimdi 7. yataydaki bir kalenin tahrip gücünün çok yüksek olduğunu biliyoruz. Şimdi at G4 almış. Buna zorunlu. Mesela at F1 gibi bir hamleye direkt fil F3 var. Yine diyelim ki burada at G4 değil de herhangi bir boş hamle yapsa bu sefer kale G8 yine boş hamle yaptırıyorum. Yani siyahın tehdidini görmek maksadıyla kale H2 şah H2 kale D2 şah şah H1'e de fil F3 ile çok hızlıca kazanıyor. Yani tabi beyazın at G4 hamlesi piyonlarını düzeltiyor siyahın ama buna mecburdu. At G4 demiştik. H G4 ve tabi G4'teki fil D1 karesini de denetliyordu. Şimdi kaleyi karşılayabildi en azından beyazlar. Kale G8, kale D2, kale D2 ve B4. Şimdi burada A4'ü de inceledim. A4 tabii iyi bir hamle değil. Kale D3 oynuyor. B4'e de kale E3. Yani vezir kanadındaki piyon üstünlüğünü değerlendirsin diye A4 oynattım. Kale C1'e, kale G3, B5, kale D3
geçer piyonu karşılamak için. C6'ya alışlardan sonra kale D8, F5, F5, E3, şah H2'ye, kale C8, E piyonuyla C piyonunu değişecek ve buna da siyahlar kazanıyor. Kale E1'e, kale C6 gibi hamleler var. B4'e A6 ve kale B1. Beyaz da kalesini aktif hale getirmeye çalışıyor. Kale A2, B5, A B5, kale B5'ten sonra kale C2. Kale geçer piyonun arkasında olmalı. Kale B7, şah G7. Burada geçer değil tabii ama yine de C piyonuna. Kale B7'ye şah G7, F7 piyonunu vermiyor. Ve kale E7'ye şimdi kale C5 ve kale E4. Şimdi ise kale C1, şah H2'ye, kale C2 ve şimdi şah H1'e kale G2, G3 piyadesi korunamıyor. Kale E5'e, buradaki hamlesi Kabablanka'nın çok güzel. F6, F6'nın amacı kale G5'i, yani G4 piyadesine saldırıyı baştan engelliyor. Kale C5'e, kale G3, bu sefer E3'ü istiyor. E4'e ise kale E3, yine piyonu istiyor. Ve kale C4'e de G3 sonrası mata çare yok.